Yavaş yavaş. Bacım, yolda kaldıysan söyle, istediğin yere götüreyim. Ne diyorsun sen ya? Yürü git işine. Ya iyilik olsun diye şey ettik, Allah Allah. Bana bak, delirtme beni. Delirtme beni lan. Abi yürü yürü. Yürü. Hatun dere çıktı, yürü. Canan denen kadın hala senin peşinde mi? Karışma anne artık işime. Ne oldu, ne işin var burada? Ay soru sorman için çağırmadım. Hadi yürü gidelim. Ne duruyorsun? Hadi yürüsene. Aa. Bana böyle hala şoförün gibi davranıyorsun ya. Ay sen trip mi atıyorsun bana? Ay ergenlerle uğraşmak böyle bir şey herhalde. Ergen mi dedin sen bana? Evet ergen dedim. Ne diyecektim? Çocuk gibi davranıyorsun. Keşke beni çağıracağına taksi çağırsaydın sen. Şu arabada iner misin lütfen? İn. Ya saçmalama, gel buraya, özledim seni. Ne yani, bu kadar kolay mı? Her şeyi unutacak mıyız bir öpücükle? Bütün ailemin yaşadıklarını. Merak etme, her şey yoluna girecek. Bana biraz zaman ver. Hadi gidelim. Eve mi gidiyoruz? Hayır. Halletmem gereken bir iş var. Buraya niye geldik şimdi? Vedat'la görüşeceğim. O kafandan neler geçiyor senin ya? Hangi birini saysam acaba? En iyisi boş ver. Zaman geldiğinde anlarsın. Ziyaretinizi neye borçluyum acaba? Yokluğumdan bayağı kâr sağlamışsınız diye duydum. Nasıl? Anlamadım. Şöyle ki, Kürşat Bey'imle Elif'i ararken siz de fırsattan istifade yönetim kurulu başkanı olmuşsunuz. Onu diyorum. Oğlum. Bir de tutup buraya getirmişsin o şeytanı. Ya anne, sana kaç kere söyledim. Onun bir suçu yok. Ya oğlum, aptal mısın sen? Büyü falan mı yaptı bu kadın sana? Ne dese inanıyorsun? Büyü mü? Ya sen fantastik film kafalarında da mı takılıyorsun? Saçmalama. Ya oğlum sen beni dinle. O kadından uzak dur. Yoksa başına iş açacak. Sen de beni merak etme anne. Ben kollarım kendim. Ya, sen hiçbir şeyin farkında değilsin. Evli barklı kadının burada ne işi var? Kocası duysa ne der? Buraya kadar yorulup beni tebrik etmek için gelmeniz ne kadar da ince bir davranış. Esprili insanlara bayılırım. Peki madem keyfimiz yerine, o zaman asıl konuya geçelim bence. Buyurun. Merakla bekliyorum. Kürşat'ı fazla hafife alıyorsunuz. Şirket için savaşacaktır ve sizi planlarınızdan uzaklaştıracaktır. Benim tek planım Raif Bey'in mirasına sahip çıkmak ve Elif'in geleceği. Yapmayın. Beni bu masala inandıramazsınız. Sadede gelelim Canan Hanım. Bana ne teklif ediyorsunuz? Sizi Kürşat'tan kurtarırım. Karşılığında ne istiyorsunuz? Her şeyin yarısını. Çok şey istiyorsunuz. Nasıl isterseniz.
İster benimle dost olun, ister düşman. Siz bilirsiniz. Kesinlikle düşmanlığınızı istemem Canan Hanım. Ben de böyle düşünmüştüm. Ay hay Allah ya, nasıl mı şimdi? Efendim? Fatma Atabey'le mi görüşüyorum? Evet, buyurun benim. Fatma Hanım, kocanız Sahir Bey. Ne oldu? Neyi var? Maalesef hapishanede çıkan bir kavga sırasında kalp krizi geçirdi. Başınız sağ olsun. Ne oldu? Bu telefondaki kimdi? Kimdi telefondaki? Ne dedi? Anne kendine gel, konuşsana. Kimdi telefondaki? Ne söyledi? Niye böylesin? Alo. 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 Neredesin sen ya? Ay. Neler oldu bir bilsen. Kızım anlatsana, ne oldu, niye susuyorsun? Oflas. Öldü. Saçmalama. Gerçekten öldü. Araba kaza yaptı ve havaya uçtu. Sen nereden biliyorsun? Ya sen beni dinlemiyor musun? Oflas öldü diyorum sana. Hem de senin o itiraf kaydın var ya, ondaki bütün kopyalarla beraber. Yani artık rahat edebiliriz. Tabii geri kalan İpek'teki son kaydı aldıysan. Aldın herhalde değil mi? Tamam, merak etme, ben hallederim onu. Merak ederim. Acele etsen iyi olur. Yusuf olan zaafını ikimiz de biliyoruz. Bir aptallık ederse her şey mahvolur. Ben bir duş alayım. Canan. Sen öldürmedin, değil mi? Tabii ki ben öldürmedim. Araba kazası geçirdim dedim ya.